korkma, bu kadar hızlı bozmaktan alıştırız biz. Biraz da... Herkese cumartesi gününden selamlar. Bugün böyle pinekliyoruz evde. Çünkü hava kapkaranlık. Tam böyle yatış modundayız yani. Şimdi kalktım ama koltuktan. Almina'ya Dubai çikolatası yapacağım ama ben yemeyeceğim. Akşam yemeğim de yok. Vallahi ne yapacağım onu da bilmiyorum. Düşün. Tavuk çıkarttım dolaptan. Bu hafta pazara gitmedim ya. Evde hiçbir şey yok böyle sebze. O yüzden böyle hep etle tavukla geçiştiriyorum. Şimdi bugün de tavuk çıkardım yine, bilmiyorum ne yapacağımı. Bu arada tencerelerim de geldi ama daha açmadım. Hep birlikte açarız diye. Açıp bakmadım yani. Zaten geleli bir saat falan oluyor. Öyle duruyor yani kapının ağzında. Hep birlikte açalım diye açmadım. Bir kahve içmek istiyorum ama. Çağrı'ya dedim bir kahve içelim. Ondan sonra ben yemek işini halledeyim. Sen de bir evi süpür. Çünkü bugün hiçbir iş de yapmadık. Niye böyle oldu bilmiyorum vallahi. Şu hava bizi aşırı demorize etti yani. Aslında bir de dışarı çıkacaktık. At çiftliğine götürecektik çocukları. Onlar ata binmek istediler. Sonra dedik ki hani geç oldu, yarın gidelim. Yarın gideceğiz nasipse. Bugün öyle evdeyiz yani. Neyse gideyim bir kahve yapayım. Şimdi Almina'ya da şeylerini yapayım. Çikolatasını yapayım. Getirmiş bana bütün malzemeleri de çıkartmış. Kahve içtikten sonra da yemekleri yaparım. Ha, bu arada bir de tencereleri de açarız hep birlikte. Kahve içelim de. Menüyü değiştirdim. Döner çıkardım. Bir de mantı çıkardım. Onları yapacağım. Dedik ama bir kahve içelim. Nerede kaldı benim kocam? Hala gelmedi. Sobayı da yaktım vallahi. Çok soğuk çünkü. Şimdi mantıyı koydum. Haşlanıyor. Döneri de şunu en son gittiğimde Metro Market'ten almıştım. Et döner. Bunu da koydum. Isıtacağım onu da tavada. Ondan sonra lavaşların içine koyacağım. Bu arada Yalı Çapkını'nı izliyorum. Dün ben normalde cuma günleri Yalı Çapkını'nı izlerim ama dün Kızılcık Şerbeti daha böyle bir heyecanlı geldi bana. O yüzden onu izlemiştim. Bugün de Yalı Çapkını'nı izliyorum bir yandan böyle yemekleri hazırlarken. Biraz dedim bakayım. Acaba nasıl bu döner? Bunu ilk defa aldım kızlar Metro'nun. İnşallah güzel çıkar bakalım. Şimdi mantım bir haşlansın, ondan sonra onu ısıtacağım. O hemen ısınır. Başka ne koysam içine bilemedim. Şu hele peynir turşusundan koyarım içine döneri. Başka biraz patates falan mı kızarsam acaba? Domates falan da koyarım. Kıvırcığım falan yok zaten bu hafta pazara gidemediğim için. Yeter herhalde ya. Zaten mantı da doyurucu. Yeter bence. Mantının yoğurdunu yapsana. 2 dakika hemen. Aslında tam soğutmayalım tersi. Bunları. Sen bensiz de yaparsın. Yani dediğin gibi. Dedem nerede kaldı diye gelir şimdi. Zaten suratımı asık görünce de sürekli köşeye sıkıştırdı beni. Bakma sen, sana kızıyor falan ama beni sana emanet ettiği için de çok mutlu. Ya
Tamam, niye kalktınız? Bak onlar da geldi. Anne, yapmıyor. Kim yapmıyor aşkım? Baba. Tamam, geliyor Amine. Hadi lütfen. Kızları yatırmıştık ama geri geldiler. Yani ben de uyuyor diyorum kızlar. Anne, uyuyamıyorum ki. Anne. Ayça abla uyuyor. Ne? Ayça abla tamam ablan, ablan geliyor şimdi. Hadi ablasın. Haydi anneciğim. Bu ne? O sıcak. Baba, yapmıyor. Yapacak, yapacak. Hadi git. Allah'ım yarabbim. Herkese günaydın, iyi pazarlar. Kızlarla birlikte uyandık. Çağrı hala uyuyor. Şöyle kendime kahve yaptım. Birazcık magazin izleyeceğim Çağrı uyanana kadar. Kahve içeceğim. Biraz keyif yapayım dedim. Ondan sonra artık kalkar kahvaltıyı hazırlarım. Magazin izlemeyi seviyorum çünkü böyle pazar günleri. Hatta cumartesi günleri de izlerim. Genelde de şovu izliyorum. Bir de Kanal D'de oluyor. Nerede şurada? Burada zaten daha başlamamış. Artık gelme istemem. Hevesim kaçtı bir kere. Başkası değmiş. Şimdi at çiftliğine geldik. Kızlara sözümüz vardı. Kızları getirdik. Hava da böyle soğuk gibi ama kabanımı aldım. Ama yelekle ineceğim. Üşümem herhalde. Kızlar dünden beri başımızın etini yiyor. Ata bineceğim, ata bineceğim diye. Bugün getirdik neyse ki çok şükür. Bir binsinler de heveslerini alsınlar bakalım. Bu arada her zaman geldiğimiz yere geldik. Çatalca'da burası. Akademincilik. Hadi gel. Sen de bineceksin gel. Bak Elif'e binmiş. Liste kalkmayacak bile bence. Araba da fırladı, ata bindi. Nasıl uyandı uykudan? Bak bak, Aymine'ye bak bak. Hah, koş. Aslında Almine öğrense ne güzel olur. Hadi sen de sıra şimdi Aynı Alina. Hadi bakalım. Anne, beni bırakmayayım. Seni bırak. Abi istersen tarafına geçip sizi gezdirin. Oraya tut Alina. Alina ya. Ne yiyeceksin? Şimdi yemek söyledik. Yemek yiyeceğiz. İçeriye geldik. Kızlar önce ata bindiler. Şimdi yemek yiyeceğiz. Pide yiyeceğiz değil mi? Kızlara köfte söyledik. Biz de pide yiyeceğiz bakalım. Ya saçlara bak. Burada soba da yanıyor içeri şurada. Yoruları gözüküyor hatta. Bayağı sıcak. Dışarıyı da göstereyim size. Şurada biniliyor. Burası açık alan. Şurada atlar var zaten, görüyorsunuzdur. Ay ne gidilmişler o ata. Biz kapalı alanda binmiştik ama. Bizim pideler de geldi. Kızlara köfte söylemiştik. Ay inanın yiyişe bak. Hadi bakalım. Hadi. Çok güzel. Afiyet olsun. Ağzımız yiyor. Anne, bir de. Bir tane yoktur ya.
Vardır birkaç tane. Yazın geldiğimizde vardı çünkü. Ay ata bak ağzını bir. Onları abi yıkıyor şimdi bak burada. Ayaklarını falan temizliyor. Gördün mü? Ata bak. Köpüklü suyla yıkamış. Nerede? Kızlar tekrar bineceğim diye ağlıyorlar. Yeter anneciğim yeter. Eve gidiyoruz artık olmaz. Hadi gidiyoruz. Eve geldik, hemen bir üzerimi değiştirdim. Dün tencerelerim gelmişti, hatta bahsettim dün video çekerken ama bir türlü açamamıştım. Hala kapının ağzında bekliyor. Şimdi onu açacağım ama benim tripodum kırıldı. Normalde çekimlerimi bu tripodumla yapıyordum ama şurası kırıldı bunun. O yüzden mecbur burada çekmek zorundayım. Yani burada da nasıl olur bilmiyorum ama buraya getireyim kızlar, açalım hep birlikte, göstereyim size de. Tripod'un yenisini sipariş verdim çünkü gerçekten hani tripod benim elim kolum yani. Hafta içinde çünkü nasıl çekeceğim bilmiyorum, inşallah çabucak gelir. Öbür türlü hani böyle zor oluyor. Bir tripod'um daha vardı, onun da çünkü şey kısmı bu telefonun takılan kısmı kırılmıştı onun da. Onu da kullanamıyorum. Şimdi bu da kırıldı vallahi. Hemen sipariş verdim tabii ki yenisini ama dediğim gibi inşallah çabuk gelir. Şimdi getiriyorum hemen buraya koliyi. Evet, şöyle büyük bir koli. Çok ağır değil. Rahat getirdim ama. Açayım. Evet. Zaten şurada görselleri var. Hemen bakalım. Burada da bantları var hep. Yine güzel paketlemişler. Şu en üstte şöyle kapakları çıktı. Hemen şunları alayım. Şöyle büyük bir tencere çıktı. Bu sanırım en büyük boyu. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Bu sanırım bir 4-5 litre vardır. Şurada bir tane küçük tenceresi var. O da şöyle. Şurada yine bir kapak. Bu bunun herhalde. Bu pilav tenceresi kızlar, işte karnıyarık pilav tenceresi diye geçiyor. Bu da bence güzel, ideal yani. Çok hani büyük de değil, çok küçük de değil. Bence orta boylarda. Bunun boyu da güzel gayet. Bu da kullanışlı. Burada da bir tane şöyle tavası var. Bu kaç santimmiş? Bu da 26 santimmiş şöyle. Bu da gayet güzel. Şöyle hemen yakından da çekeyim. Şimdi şu pilav tenceresi kızlar, boyutlarına bakın. Şu en büyük boy tenceresi. Bu sanırım bir 5 litre vardır. Bu da bir 3 litre vardır muhtemelen. Şu da tavası. Bunda işte çorba falan güzel olur. Hatta ben bunda yemeği de yaparım yani. Şu
Çok güzel boyutu, böyle misafir gelince falan çok ideal olur bunun boyu. Belki günlükte bilmiyorum. Gerçi bezelye falan yaptığım zaman kullanabilirim bunu. Şu pilav ve karnıyarı tenceresi dediğim gibi, şu tavası, bu buna da uyuyor. Şöyle böyle de kullanabilirim, hani bunda bir ızgara falan yaptığım zaman üstünü kapatmak için. Bu şekilde yani set bence çok güzel. Gerçekten tavalarından o kadar memnunum ki, 2 gündür kullanıyorum zaten. Hiçbir şekilde yapıştırma yapmıyor. Mükemmel yani. İnşallah yapısı hiçbir zaman bozulmaz. Hep böyle yapıştırmaz yani. Çünkü böyle ürünlerde bir süreçte yapıştırma olmuyor ama zamanla böyle bir aşınma oluyor ya. Sonradan yapıştırmaya başlıyor falan. İnşallah bunlarda öyle bir şey yaşamam. Kendime bir akşam kahvesi yaptım. Çağrı'ya sordum. O içmeyeceğim dedi. Vallahi tek başıma da olsa içeceğim dedim. Şöyle bol köpüklü, mis gibi. Balkonda içeyim. Ondan sonra bir mutfağı toparlamam lazım. Önce bir kendime geleyim ama. Böyle bir mayıştım resmen. Şu camı kapatayım ama. Bunu bugün açmıştım, havalansın birazcık diye de. Şu an çok soğuk. Aslında bir yürüyüşe çıkasım var ama üşeniyorum ya, çok soğuk diye. Bu aralar sürekli şey soruluyor bana, sigara içiyor musunuz diye. Şimdi şunu falan görüyorsunuz ya burada, sürekli ben kahve içmeye çıktıkça sanırım benim sanıyorsunuz ama ben içmiyorum kızlar. Yani sigara alışkanlığım hiç olmadı. Hani eşim içtiği için bu burada sürekli. Yani Çağrı da bayağı içiyor yani. Güzel bir içici. Günde bir paket bitiriyordur herhalde. Aslında çok üzülüyorum onun için ama maalesef bırakamıyor da. İnşallah bırakır. Yani ben içmiyorum. Buradan toplu cevap vermiş olayım. Uykum geldi. Kahve beni şimdi kendime getirir biliyorum. Çünkü uyumamam lazım. Zaten yatsam uyuyamam. Hiç öyle erken yatma alışkanlığım yok çünkü. Mutfağı toparlayacağım. Makineye çamaşır atacağım. Bir de Almina'nın işte yarın okul açılıyor. Kıyafetlerini falan hazırlayayım. Çantasını falan hazırlayalım. Öyle ufak tefek işlerim var. Şu kahvemi içeyim bir. Beni bir kendime getirsin. Thank you.